diye şey yapmıştık, yasak. Ondan sonra Anadolu'ya da gelmiştik. Benim adım Ruhi Cinak. Bu caminin kuruluşundan bitinceye kadar ve bu bahçeleri biz onardık. Dernek olarak bu işi yaptık. Yani Serdoğan Buhara Camii Derneği, İlim ve Hizmet Derneği olarak yaptık. Ve bu hale getirdik. Dün akşam tam akşam namaz saatinde vatandaşlar geliyor. Bunu biz kamera kayıtlarında gördük. Sabahleyin geldiğimizde baktık ki hiçbir tane çam ağacı yok. Ondan sonra hemen kameracıyı çağırdık. Kamera kayıtlarını inceledik. Saat 20-28 ile 20-40 arasında, yani 12 dakikada 31 tane çam ağacını hepsini kesmişler. 4 kişi gösteriyor kamerada. Alıp gitmişler. 4,5 yıl önce ekmiştik. Şimdi bunu diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Nasıl oldunuz? Biz birden şaşırdık. Çünkü Allah'ın evinin bahçesini biz bu kadar hizmet ettik. Görüyorsunuz ki gül bahçesi yaptık, çam bahçesi yaptık. Bu kadar vatandaş buradan istifade etsin dedik. Ancak böyle görünce tabii biz çok üzüldük. Emniyete haber verdik. Bunların biz bir an önce yakalanmasını ve cezalandırmasını istiyoruz. Emniyete başvurduk. Serdoğan Zabıta Müdürlüğü'ne başvurduk. Zabıtalar da geldi, fotoğraf çektiler. Onlar da rapor tuttular. Yani tam namaz saatinde geliyor 4 kişi. Son plakası 913 olan bir plaka, kamera kayıtlarında o gözüküyor. 4 kişi, 2 kişi kesiyor, 1 kişi taşıyor, 1 kişi de arabaya yüklüyor. Yani bunu yapanlar bir insan olamaz. Yani bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Yani bunu normal bir insan yapamaz. Cami hepsi şaşırdılar, çok tepki gösterdiler. Yani öfkenin ötesinde çok üzgünüz. Tabii ki öfkeliyiz. Başka da önlem alacağımız bir şey yok. Neticede tekrar ekeceğiz onları. Biz onları küçük ektik. 4,5 yılda bu hale geldiler. Ve sürekli ben onları ıslıyorum. İşte gördüğünüz gibi bahçemiz gayet güzel. Camimiz de çok güzel oldu. Tabii bu camiyi de çok zorluklarla yaptık. Evet.